Yaklaşık 20 yıldır hiç değişmeyen ve artık plastikleşerek yağ kaçağına neden olan BMW E46 aracın külbütör kapak çantasını değiştirmeye karar verdim. Burada oluşacak yağ kaçakları belirli bir eşik değerinden sonra egzoza damlayarak ciddi derecede rahatsız edici koku ve dumana neden olabilmektedir. İşlemlerimize ön hava borusunu sökerek başlıyoruz. Polen filtresi üzerindeki kapağın klipslerini açarak yerinden çıkarıp polen filtresini de buradan aldım. Filtre kazanının da cıvatalarını sökerek bu parçayı da yerinden çıkarttım. Üst kapağı rahat sökebilmek adına sigorta kutusuna giden besleme kablosunu da yerinden çıkartarak bir köşeye aldım. Manifold üstünde bulunan kapağın da 2 adet somununu sökerek bu kapaktan da kurtuluyoruz. LPG enjektör kütüğündeki besleme hortumunu da çıkartıp enjektörlerin tüm soketlerini yuvalarından sıralamasını karıştırmadan ayırdım. Üst plastik kapağı tırnaklarından kurtarıp alt kısmından da enjektör kütüğünün cıvatalarını sökerek kapağı tamamen boşa çıkarttım. Bobinlerin soketlerini de ayırıp hepsini tek tek yuvalarından aldım. Kapağın orta kısmında bulunan somunları sökerek buradaki elektrik tesisatının kablolarını tamamen boşa çıkarttım. Elektrik tesisatını kapak üzerindeki tırnaklarından kurtararak bir köşeye alıp kapağın cıvatalarını sökmeye başlıyorum. Yaklaşık 12 adet cıvatayı tek tek çıkarttıktan sonra yağ siklon valfinin hortumunu çıkartarak kapağın sökülmesindeki tüm engelleri kaldırdım. Dikkatli bir şekilde külbütör kapağını yerinden çıkartarak oturma yüzeyindeki pislikleri temizlemeye koyuldum. Görüldüğü gibi conta orijinal olduğundan ve daha öncesinde sıvı conta gibi uygulamalar yapılmadığından temizleme işlemi hem kısa hem kolay sürdü. Kapağın üzerindeki contayı da aldıktan sonra bobin yuvalarındaki lastik contalar iyice sertleştiğinden resmen plastikleşmiş. Tabi buradan da yağ sızıntıları buji etrafına ulaştığından motorda tekleme veya bobin yanmasına kadar olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. 20 yıllık orijinal contanın da görüldüğü gibi hali ortada. Yeni contayı Victor Reis marka tercih ederek paketinden çıkartarak uygun şekilde contamızı kapağa yerleştirip güzelce montajını yaptım. Daha sonra kapağımızı motor üzerindeki yerine oturtturarak cıvatalarını takmaya başladım. Genel olarak araçtan araca değişse de kapak montajında cıvataların sıkılması içten dışa olacak şekilde görseldeki gibi yapılmalıdır. Tabii ki bu tarz işlemlerde servis kitapçığındaki yönergeleri de kesinlikle dikkate almanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde binek araçlarda genellikle bu kapakların cıvatalarını 8-15 Nm civarında bir tork ile sıkmak gerekmektedir. Benim de düşük değerlerde bir tork anahtarım olmadığından bir şarjlı matkabın tork ayarını kullanarak tüm cıvataları içten dışa dengeli bir şekilde sıktım. Daha sonra kontrollü bir şekilde cırcırla tüm cıvataları kontrol ederek kapağın montajını tamamlıyorum. Bobinleri tekrardan yerine takarak elektrik bağlantısını yapmak için plastiği yerine oturtup soketlerini teker teker montajladım. Karter havalandırma hortumunu takarak üst muhafazayı yerine yerleştirerek LPG hortumu ve enjektör soketlerini takarak burayı da tamamladım. Son olarak sigorta panosunun güç kablosunu ve diğer parçalarının montajını yaparak işlemlerimi sonlandırıyorum.